Hadis inkarcıları biz Kur'an'ı uyarız. Kur'an bize yeter diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki madem siz Kur'an'a uyuyorsunuz o halde Necim suresinin şu ayetlerine dikkat edin. Bakın Rabbimiz ne buyurmuş. Estaizu billah ve ma yantigu anil heva. O yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam hevasından konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha onun konuşması ancak kendisine vahyedilendir. Bu ayet-i kerimelerin açık beyanına göre peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam nefsinin arzusuna göre konuşmazdı. Onun her sözü bilasa dine ait her sözü vahiyledir. Eğer Efendimiz aleyhissalatu vesselam hevasından konuşacak olsaydı neyin olacağını şu ayet beyan eder. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِيلِ eğer o bize bazı sözler uydursaydı la ahazna min bil yemin elbette biz onu bundan dolayı kudretimizle yakalardık Sümme la min Sonra da onun şah damarını keser atardık. Bütün bu ayetlerin beyanıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam hevasından konuşmuyor. Arzusuna göre konuşmuyor. O sadece kendisine vahyedileni konuşuyor. Madem kendisine vahyedileni konuşuyor, o halde onun sözünü dinlememek, Allah'ın emrini dinlememektir. Hadis-i şerifleri inkar etmek, Allah'ın vahyini inkar etmektir. Kur'an, Efendimiz'in her sözünün vahiyle olduğunu beyan ederken, bir Müslüman nasıl olur da o sözlere kıymet vermez? Biz buna şaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.